Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde terör yuvalarını dağıtmak için başlatılan Pençe Kartal 2 harekatında şehit olan 3 asker ile teröristler tarafından alçakla katledilen, şehit edilen 13 vatandaşımıza Allah'tan rahmet dileyerek bu kardeşlerimizin bir kısmı 5 yıl, bir kısmı 6 yıl bu teröristlerin elinde esirdi. O günden bugüne bu kardeşlerimizi nasıl bu alçak teröristlerin elinden kurtaracağız, hep bunun hesabını yaptık. Çok uğraştık. En son bu operasyonların yapıldığı gece artık bu operasyonları yapma suretiyle bu kardeşlerimizi kurtaralım istedik dedi. Türkiye'de aşılananların sayısı 4 milyonu geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından koronavirüs aşısı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Koca bugün 500 binden fazla aşının yapılacağını söyledi. İşte Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı o açıklama. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlerin Şubat ayının son haftasından itibaren aşılanmaya başlayacağını açıkladı. Koronavirüs nedeniyle eğitim öğretimi uzun zamandan beri ara verilmesinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı'nın kararı doğrultusunda Trabzon'da köy okulları ve anaokullarda yüz yüze eğitime bugün başlandı. Trabzon Vali İsmail Ustaoğlu, 2020-2021 eğitim öğretim yılı ikinci dönemde yüz yüze eğitime başlanması dolayısıyla Ortahisar ilçesi Karlık İlk ve Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. İçişleri Bakanlığı, PKK-KCK terör örgütünün yurt içi faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonlarda 40 ilde aralarında HDP il ve ilçe başkanlarının da olduğu 718 şahıs yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı. Facebook ve WhatsApp hakkında Ocak ayında başlatılan soruşturmada karar çıktı. Rekabet Kurulu, Facebook'un Türkiye'de WhatsApp kullanıcılarının verilerinin 8 Şubat 2021 tarihinden itibaren başka hizmetler için kullanılmasına yönelik getirdiği koşulları durdurması ve bu koşulları kabul eden veya kabul etmeyen tüm kullanıcılara Facebook'un veri paylaşımını içeren yeni koşulları durdurduğunu anılan tarihe kadar bildirmesi şeklinde geçici tedbir alınmasına karar verdi. WhatsApp 15 Ocak'ta söz konusu yeni şartları 8 Şubat'tan 15 Mayıs'a ötelediğini duyurmuştu. Trabzon'da hafta sonu yasaklarına uymayanlara 226.000 TL ceza kesildi. Trabzon'da 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 132 kişiye toplam 226.014 TL idari para cezası kesildi. Trabzon'da 12 Şubat akşamı başlayan ve 15 Şubat sabahı sona eren 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 132 kişiye toplam 226.014 TL idari para cezası uygulandı. Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada il genelinde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 132 kişiye idari para cezası uygulandığını belirterek basit tedbirler koronavirüs vaka artışlarımızı önleyebilir. Mücadelemiz desteğinizle sonuç verecektir açıklamasında bulundu.